Denizli'de gençlerin kavgası kanlı bitti. 19 yaşındaki zanlı pompalıyla saçma yağdırdı. İki arkadaştan biri yaralı kurtuldu ama Can o kadar şanslı değildi. Gençlerin tartışması katliama döndü. 19 yaşındaki genç yumrukları yetersiz kalınca pompalı tüfeğe sarıldı. Kavga ettiği Can Akgüden'i öldürdü. Onur Koçları da yaraladı. Saldırının ardından kaçtığı evinde kıskıvrak yakalandı. Can Akgüden daha 21 yaşındaydı. Hayat dolu bir motor tutkunuydu. Babasını 9 yaşında kaybetti. Hayatının belki de en acı o gününün takvim yaprağını, yani 15 Aralık 2005'i kolunda dövme olarak taşıyordu. Genç adam sosyal medyada yaptığı son paylaşımda "Kötü bir bölüm hikayenin bittiği anlamına gelmez. Gülümse" yazmıştı. Ama kendi sonunun böyle olacağı aklının ucundan bile geçmiyordu. Dün akşam saatlerinde Can Akgüden yakın arkadaşı Onur Koçlar'la parkta oturuyordu. Yanlarına daha önceden husumetli oldukları Hayrettin Özçakmak geldi. Bir anda kavga çıktı. Parktan ayrılan 19 yaşındaki Özçakmak bir saat sonra geri döndü. Yanında evden aldığı pompalı tüfek vardı. Namluyu Can Akgüden'e ve arkadaşı Onur Koçlar'a doğrulttu. Tetiğe bastı. Sonra da arkasına bile bakmadan kaçtı. Çevredekiler silah sesleri üstüne parka koştu. İki genci kanlar içinde yatarken buldu. Akgüden'in durumu ağırdı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların elinden Akgüden için bir şey gelmedi. Ekipler parkta pompalı tüfekle terör estiren katil zanlısını saklandığı evinde buldu. Suç aleti de aynı evdeydi. Akgüden'in ölümü ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu.